Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, cepli şalımızı e, tanıtacağım, göstereceğim yapılışını. İnşallah hepinize güzel, faydalı bir e, paylaşım olur. Çok istediğinizi biliyorum, Instagram sayfamdan da hep bunu istemiştiniz ve bugüne kısmet oldu. Şimdi ben size ayrıntılı bir şekilde hepsini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle e, ipimiz hangi ipten kullanırsanız kullanın. Ben size santimlerini de vereceğim arkadaşlar. Bu biraz kalın. Neden? E, şal olduğu için e, ben Alize Cotton Gold'u e, çift katla ördüm bu şalımı. Hem e, tüylenmemesi için hem de daha hoş durduğu için Alize Cotton Gold'umu ben çift kat yaptım. Şimdi siz bunu e, Alize koton, Plus'la da örebilirsiniz. Nako Vision'la da örebilirsiniz. Yaklaşık kaç tane ip gidiyor derseniz e, Çift katlı ördüğüm için iki ta, ikişer tane ipten Çift katlı ördüğüm için Dört <laughs> tane buraya gitti. Dört e, yumak Bir tanesi de cep ve püsküllerine dersek Beş yumak Çift kattan Alize Cotton Gold'dan Beş yumak gitti. Ee, diğerlerinden alırsanız da yine 5 yumak falan gider Arkadaşlar öncelikle size bunun e, ben ölçüsünü vereyim şalımız yaklaşık 45 santim yani eni 45 santim boyunu da e, <laughs> şimdi püskülleri falan hepsini e, şeyine göre yapacağız arkadaşlar Küskülden sonra mı e, ölçüsünü veririm bilmiyorum bakacağız ona cep içinde bakın cep bu kadar bunu da göstereceğim yapımını sizlere cebimizde yaklaşık 15 santim bunu da kaydedin arkadaşlar tabii ki takıldığınız yerlerde yorumlarda ben sizlerden yine e, bekleyeceğim zor değil çok güzel zevkli ve basit bir örgü şimdi arkadaşlar bu şalımız <laughs> şöyle anlatayım size çok uzun olduğu için tabii ki böyle git gel ben size hepsini gösteremem çok uzun olur ben ne yapacağım bunu ölçülerini verdim zaten size ben şimdi kısa bir başlayacağım yani şurasını farz edin ben sayılarını vereceğim zaten size Şurasını farz edin şöyle şu şekilde ben göstereceğim Siz gösterdiğim şekli sayınıza göre e, uygulayacaksınız Alize Cotton Gold dedik ve tığımız e, Tabii ki biraz e, birazcık yumuşak olsun diye e, 4 no tığla yaptım şimdi başlangıç olarak ben dediğim gibi kısa bir zincirle anlatacağım size bunu arkadaşlar. Siz bunu kaç ilmek, kaç zincir çekmeniz lazım biliyor musunuz? Tam 230 ilmek. Bunu dersiniz ki ben biraz daha uzun boyluyum. Eğer ki e, uzun boyluyum biraz uzun istiyorum derseniz 250 ilmek yaparsınız. Zaten zincir çektiğinizde omuzunuzu attığınızda zincirden belli olacak arkadaşlar. Normalde ben bu şalımı Tabii ki şöyle de göstereceğim ben şimdi size diğer telefonumdan. Bakın. Bu şekilde tam 230 ilmek. E, boyunuz kısaysa e, bunu biraz daha tabii küçültebilirsiniz ama 230 tam denk geliyor. 250 de yapabilirsiniz. Yani başlangıç zincirimizi enden e, böyle enine ördüğümüz için arkadaşlar şuradan örmüyoruz. Şu eninden başladığımız için 250 veya 230 zincir çekiyorsunuz ilk başta. Farz edin ki zincirimizi çektik değil mi? Şimdi şöyle dursun. Zincirimizi çektik. Bu zincirimizin üstüne mil alarak üstü her bir deliğine trabzan öreceğiz. Yani ikili trabzan mil üstü aldım. Bilmeyen arkadaşlarım için biraz tekli gösteriyorum. 1 iki defa da çıkartıyoruz. Mil alıyoruz. Yandaki hemen zincirimize bir, iki kere de. Mil aldık. Bir, iki seferde. 230 veya 250 zincir demiştik ya şalımıza. <laughs> Bütün her ilmeğin arkadaşlar e, trabzan örüyoruz bu şekilde ikili trabzan. Her hiç boşluk atlamadan tabii ki şunu da söyleyeyim arkadaşlar zincir çekerken biraz bol çekin. Neden derseniz şurası esneme e, pardon sıkmasın yani şöyle e, sıkı bir görüntü olmasın böyle normal e, bir şekilde durması için biraz zincirlerimizi gevşek çekelim. Başa kadar trabzanımızı örüyoruz. Evet, şimdi başa kadar geldik değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Yani siz e, zincirinizin çektiğiniz 230 veya 250 sürekli söylüyorum bunu da e, aslında metreyle ölçtüğümüz zaman bir metre 35 santim şu en kısmı yani boynumuza doladığımız şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar şöyle doladığımız zincir sayımız veya işte ebatı 1 metre 35 santim şimdi arkadaşlar bunu başa kadar geldik farz edin ki o uzun zincirimizi şu şekilde başa kadar şeyle geldik trabzanla bu sonda 1-2 zincir çekip veya 3 zincir çekip geri döndük. Geri döndük ya arkadaşlar. Şimdi geri döndüğümüzde mil üstümüzü alıyoruz. Şu arkadan şu şekilde. Yani şöyle tutayım. Şu arkadan şu ilmeğimizi şu şekilde boşluktan geçirerek trabzanımızı örüyoruz. Milisto aldık. Her bir ilmeğin arkadan şu şekilde boşluktan geçirerek trabzan örüyoruz. Bakın şurada bir çıkıntı olacak. Yani şu kat pileyi vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın mil aldım. Her bir ilmeğimizin arka tarafından yani şöyle şu boşluktan direkt şu boşluktan geçirip tığımızı trabzanımızı örüyoruz. Mil üstümüzü alıyoruz. Her bir ilmeğimize aynı şekilde biraz yavaş göstereyim arkadaşlar anlamı bilmeniz için zaten Bakın belli oluyor e, videomuzda da her bir ilmeğimizi arkadan bu şekilde Bakın pilemizin bir tanesi bir katı oldu. Bu şekilde sona kadar yine bütün ördüğümüz trabzanların arkasından örüyoruz. Hemen arka tarafından bakın delikten şuradan geçiriyoruz arkadaşlar boşluktan tığımızı iki kere de çıkartıyoruz sonra. Bunu zaten başka e, el işlerimizde çantalarımızda da kullanıyoruz. Belki bilirsiniz yapraklı model çantamızda falan çok kullandık bu örgü modelini. Şimdi sona kadar geldik değil mi? son ilmeğimizi de yaptıktan sonra şu şekilde arkadaşlar sona geldik son ilmeğimizi de yaptık mil üstümüzü aldık ilk o e, dönerken zincirimiz vardı ya bir tane de düz olarak sonda normal şöyle bir trabzanla bitiriyoruz sonra 1 2 3 zincir çekip arkadaşlar arkaya geldik Şimdi bu tarafta pilelerimiz hep olacağı için şurayı da pileye vereceğimiz için mil üstümüzü aldık. Hemen ilk trabzanımızı bu sefer bu taraftan şu şekilde mil üstümüzü aldık. Hemen bu boşluktan ön tarafta yani biz taraftan önce arka taraftan sonra ben taraftan yani biz taraftan trabzanları her bir ilmeğimize örüyoruz mil üstümüzü alıp şu şekilde örüyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Pilemiz bu şekilde şuramız yani başlangıç yerimiz olmuş oluyor. Tekrar sona kadar bu şekilde örüyoruz. bu tarafta Arkadaşlar şey olmuş oluyor e, sanki şeye benzedi lastik örüyorduk ya tığ işi lastik işimize benziyor Tabi onda arada bir boşluk yapıyorduk ama bunu her seferinde her sırasına yapıyoruz Aslında bu modelimizi yani bu Pile gibi duran şekli istediğiniz başka yerlerde de Kullanabilirsiniz Bunu buraya yapmamızın amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar e, Şimdi e, Şalımız düz olsaydı, düz örseydik belki kıvrılma falan olabilirdi. Ben e, bu şekilde örmeyi tercih ettim. Hani kıvrılmasın, sert duruyor en azından şöyle bakın. Kıvrılma falan olmaz. Düm düz örseydik, mesela 2-3 trabzan düz örseydik belki kıvrılma e, olasılığı daha çoktu. O yüzden bu bu şekilde daha mantıklı, daha güzel. Şimdi sona geldik ya arkadaşlar. Sonuncuyu da yaptık mil üstümüzü aldık. Şu zincir çekip dönüyorduk ya. Bunu da düz bir şekilde şu şöyle tırabzanımızı yapıp sonları da göstereyim ki buralar sizin de düz dursun. 1 2 3 zincir çekip geriye döndük. Şimdi bir bir tane daha yapacağız. Yani şu pileden 3 tane olması lazım arkadaşlar kenarlara. Şimdi milistümüzü alıyoruz. Üçüncü sıradayız. Bu sefer ilk başta yaptığımız gibi arkadan yani bir arkadan bir önden tekrar arkadan şu ilmeklerimizi şu şekilde çekip trabzanımızı örüyoruz. Bakın boşluktan geçirdim. Yani şöyle boşluktan geçirdiğim zaman şöyle oluyor. Bakın arkadaşlar bak. Şu şekilde. Boşluktan geçiriyoruz. Dördüncü sıramızı da böylelikle sona kadar giderek bitiriyoruz. Şimdi sona kadar geldim yine şurada e, başlangıç e, zincir çekip devam ediyordu ki arkadaşlar en sondakine geldim yine ona ilmeğimi takıp iki kere de trabzanımı son ilmeğime de yapıyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar geri döndüm şu an tersteyiz şimdi modelimizi uygulayacağız modelimiz ister önden ister arkadan da yani şunu demek istiyorum şunu. Biraz daha isterseniz kalınlaştırabilirsiniz de devam edip arkadaşlar. Ama 4 sıra yeterli. Hani biraz daha kalın istiyoruz derseniz birkaç sıra daha gidip gelebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu geri döndük modelimizi kuruyoruz. Modelimiz 3 sıra gidip gelip tekrar gideceğiz. 3 sırada olduğu için ister tersten kurun ister düzden kurun hiç fark etmez. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Mil üstümüzü aldık değil mi arkadaşlar? Ajurlu yerini yapacağız şimdi. Mil üstümüzü aldık. Zaten bu dibe hiçbir zaman batmıyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü buraya battığımız zaman artmış olur ilmeklerimiz. Şuna batırmış olacağız. Fakat ben şimdi buna değil de ya da buna yapayım karışıklık olmasın kafanızda. Mil üstüme aldım mil üstümüze aldık ilk ilmeğimize değil ikinciye bir trabzan örüyorum trabzanımızı ördük şimdi bir mil alıp bu trabzanımızın deliğinden çevresinden bir çakma trabzan yapacağım yani ilmeği çektim mil üstü almıştım hepsini birden çekiyorum Mil üstü alıyorum. Aralarda zincir yok. Bir boşluk atlayıp diğerine şu şekilde bir trabzan örüyoruz. Model bu. Şu kadarcık. Trabzanı yapıyorum. milist alıyoruz. Trabzanın çevresinden yani boşluğundan çıkartıp çakma trabzan yapıyoruz. Mil aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine Trabzan ördük, milistümüz aldık. Trabzanın tam orta yerinden, yani boşluğundan ipimizi geçirerek şu şekilde hepsini birden çekerek. Gördünüz mü arkadaşlar? Modelimiz bu kadar. Fil dişi gibi oldu. E, aralarda zincir çekmiyoruz. Milistümümüzü aldık, bir boşluk bırakıp başa kadar bu şekilde. modelimizi örüyoruz. Milist aldık, boşluktan geldik. Şu şekilde bir boşluk bırakıp diğerini arkadaşlar. Milist aldık, bir boşluk bırakıp diğerine Buraları biraz daha yavaş geçeyim ki sizler de daha iyi öğrenesiniz diye arkadaşlar. İkili tırabzanımızı yapıyoruz. Milistrimizi alıp çevresinden boşluktan ipimizi geçirip çakma trabzanımızla yapıp yani hepsini birden çekiyoruz. Milist aldık, bir boşluk bıraktık. Şu şekilde çektik. Milüste aldık. En son ilmeğimize de şu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sadece trabzan yapıp bırakabilirsiniz. Burada 3 zincir çekip tekrar geri döndük. Mil üstümüzü aldık. Şuraya yaparsanız e, artıracağını söylemiştim. Değil mi arkadaşlar? Bakın kenar kısmında. Hep şu zaten boşluklara. Şu çektiğimiz e, üçlü trabzanı çektik ya çakma trabzanı. Onun başına yapmayacağız. Hep aralardaki boşlukları arkadaşlar. Şimdi Aynı örneği aralardaki boşluklara uygulayacağız. Mil üstümüzü aldık şu şekilde. Buraya yapamayacağız, şuraya yapmayacağımız için model buradan olmuyor şuraya arkadaşlar. Bak. Mil üstümüzü aldık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Mil üstümüzü aldık, bir boşluk bıraktık diğerine. Yani buradan gelirken arkadaşlar bu çektiğimiz üçlünün şu tepesine değil de ara boşluğa mil üstümüz aldık aşağıdaki gibi aynı şekilde bir boşluk bırakıp şu hemen boşluğu aradaki boşluğa aynı modelimizi sona kadar uygulayacağız. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu kenarlarda şu kenar kısımlarda e, belki e, şöyle göstereyim sizlere biraz çıkıntılar girinti çıkıntı da olabilir hiç sorun değil çünkü düzler var aralarda bu da haruşa yani delik olduğu için haruşa diyorum pardon acurlu bir örnek olduğu için aralarda düz olduğu için şöyle modelimiz belki şu kenarlarda bir pürüzsüzlükler olabilir hiç takmayın kafanıza. Neden derseniz arkadaşlar püskül taktığımız zaman hepsi dümdüz oluyor. Hiç merak etmeyin. Bakın. Milüste aldık. Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Buraya kadar geldik. Sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar bu tarafa. Yani 3 sıra olacak bu örnekte. Bakın yine sona geldik. Şunu yaptım ya arkadaşlar. Sonuncuyu. Şimdi bir aldım. Şu boşluğa bir daha yapmam lazım. Bunu yapıyorum. Şöyle. Şimdi bunu burada bırakmayalım böyle tabii ki. Bir alıp hemen zincirin içine bir trabzanla kenarımızı düz bırakabiliriz şu şekilde. Sonra 1 2 3 zincir çekip geriye döndük. Şimdi bunu bırakıyoruz. Buna zaten modelin başındakine yapmıyorduk. Hemen şu boşluğa arkadaşlar. Mil üstü aldık şu boşluğa. 3. sıramızı da aynı şekilde modelimizi örüyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Bu modelimizi de başka yerlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar güzel hoş ee, tabandan başlamalı çantalarımızda da çok güzel oluyor. Benim bir lacivert şöyle çapraz taktığım bir çanta vardı sayfamda parlament mavisi örmüştüm. Onu da bir türlü kısmet olmadı e, sizlere anlatmak ama onu da bu modelden yapmıştım. Çok güzel olmuştu o da. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Bunun üstüne ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Aralarda iki sıra normal düz bir trabzanla gideceğiz. Sonra tekrar bu örneğimizi üstüne kuracağız. Nasıl altta kurduk, bir sıra atladık, bir tane yaptık. Orada da aynı şekilde uygulayacağız. Bakın sondayım yine. Buraya da bir trabzanla kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük ya arkadaşlar. Bakın geri döndük değil mi? Şimdi trabzanı nereye yapacağız? Şu iki sıra trabzan var aralarda. 3 sıra model 2 sıra trabzan. 3 sıra model 2 sıra trabzan. Trabzanı da mil üstümüze aldık. Bunu bırakıyoruz tabi her zaman için. Her bir ilmeğine her bir deliğe Demin atlayarak yapmıştık ya arkadaşlar. Bu sefer her bir ilmeğe trabzan yapıyoruz. Düz bir şekilde trabzanımızı örüyoruz. Başa kadar gidip bir sırada geliyoruz bu tarafa doğru. Yani iki sıra arada hep trabzan olacak arkadaşlar. Şuraya gelip sona geleceğiz tekrar bir sıra daha. Bu tarafa geleceğiz. Sonra modelimizi tekrar kuracağız. Bu düz trabzan her bir sırasına yapacaksınız. Evet, bir sıra gittim, tekrar geldim. 2 sırayı tamamladım. 2 sıradan sonra ne yapıyorduk? Tekrar köşelerde 2 3 zincirimizi çekip geri döndük. Tekrar şurada kurduğumuz modelimizi aynısını buraya kuracağız arkadaşlar. Şurayı farz edin burayı. Mil üstümüzü alıyoruz. Bir boşluk bırakıp şuna yani hemen yanındakine trabzanımızı örüyoruz. Mil üstümüzü aldık. İçeriden tığımızı geçirip hepsini birden topladık. Bir boşluk bırakıp aynı işlemi yanına yani altta nasıl işlem gördüysek 3 sıra tekrar bu işlemi yapacağız modelimiz bundan ibaret Arkadaşlar şöyle de göstereyim alt şurayı yaptık gösterdim örneğimizi kuruyoruz araya iki tane trabzan tekrar örneğimiz 3 sıra 2 sıra trabzan 3 sıra model 2 sıra trabzan 3 sıra model, 2 sıra trabzan, 3 sıra model. Yani kaç tane model olacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 sıra, 1, 2, 3, 4, 5 sıra olduktan sonra arkadaşlar şuradaki yaptığımız işlemi buraya uygulayacağız. Son bitiş sırasına. Yani ilmekleri birini arkadan, birini önden. Fakat bu alırken yani e, şunların bu tarafa bakmasına, aynı tarafta olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bunu anlamışsınızdır umarım. Şimdi bakın ters gelmiş zaten 5 sıradan sonra. Ördükten sonra bu taraftan yani şu ilmeklerimiz bu tarafta kalacak şekilde, aynı tarafta kalacak şekilde bunu diğer tarafımıza uygulayacaksınız. Şalımız bu kadar bu şekilde arkadaşlar şalımız şimdi zaten bunu e, şurasını gösterdiğim için üstte de e, nasıl şuradan başladık Arkadaşlar aynı şekli buraya da en üst şu iki şeyden düzden sonra e, onu uygulayacağız bakın iki düzden sonra değil örnekten sonra yani üç dört beşinci modelden sonra pilili olan yerimizi buraya uygulayacağız. Şalımız bu kadar. Şimdi size cep cepleri nasıl olacak onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın püskülü de anlatayım size. Şu şekilde biraz uzun olduğu için zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yaklaşık kaç santim yapalım derseniz püsküllerini 40 santim falan 40-45 santim idealdir. Bunu ne yapmışız arkadaşlar? 2 kattan yapmıştım değil mi ipleri? Siz tek katta öbür diğer iplerden örerseniz de şimdi bunu 40 santim falan 40-45 santim boyunu siz kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İkiye katladık değil mi püsküller için? İkiye katladık. Burası şalımızın ön tarafı. Pileli tarafı ön taraf her zaman için. Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan yani bunu aslında sıradan her bir ilmeğine de takabilirsiniz. Aralıklı da yapabilirsiniz. Sadece yapılış şeklini göstereceğim size. İkiye katladık püskülümüzü üstten çektik ve ikisinin o çektiğimiz iki kat yaptığımız için bunu ayırıp şu şekilde püskülümüzü her bir sırasına kesip kesip ipimizi takacağız arkadaşlar. Gelelim cep sıramıza. Cebimizde şu şekilde zaten ölçüsünü verdim tam ortalayacak şekilde de cebimizi dikeceksiniz cebimize kaç tane ilmek atalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya yani 25 25 zinciri üstüne trabzan yapıyoruz arkadaşlar 25 tane zincirin üstüne trabzan örüyoruz bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra trabzan örüyoruz. Fakat şu aralardaki şeyleri de göstereyim hemen size arkadaşlar. Evet 25 tane zincir çektim. Üstüne her bir deliğine bu hırkamızda yaptığımız başlangıçtaki gibi her bir deliğine trabzanı ördük. Şimdi Cebimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz böyle bakın e, tek tek taneli taneli duruyor. Şurada daha çok belirgin olsun diye. Şöyle bir modelim ya uyguladık. Yani trabzanlarımızı kaç sıra demiştik? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapacağız ya. Milistimizi aldık. 8 sıra yapacağız ya arkadaşlar. Böyle her bir deliğine değil. Sadece şu V'ler V'lerin dış taraftakini alıyoruz. Mil aldık. Şu V'lerin görmüş olduğunuz gibi dış taraftakini örüyoruz. Mil alıyoruz. Şu V'lerin dış taraftaki ilmeğini alıyoruz. Başa kadar bu şekilde dış tarafa kadar örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın burada bir katlık oldu. Sanki pile olmuş gibi. Önemli olan onu vermekti. 8 sırada hepsini de böyle yapacağız arkadaşlar. Sadece dış taraftakileri örüyoruz. Gelişi de göstereyim. Zaten ceplerimiz basit. Sonra e, bittikten sonra cebimizi normal dikiş diker gibi tam ortalayıp şalımızı dikeceğiz. Bunu da yaptık. Ve şu sondakini de örüyoruz. 3 zincir çekip geri döndük. Bakın. Mil üstümüzü alıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu ilkini bırakıyoruz değil mi arkadaşlar her zaman için? Şu dışarıdaki V'yi örüyoruz. Yanındaki hemen şu V'nin dış taraftakini örüyoruz. Cebimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde 8 sıra ördükten sonra şalımızda kurduğumuz örneğimizi Şurada gösteriyorum. 8 sırayı tamamladıktan sonra şalımızın şu aradaki görmüş olduğunuz örneğimizi bir tane atlayıp bir tane modeli kurup bu şekilde iki sıra model yaptıktan sonra üstüne de bir sık iğne geçiyoruz ve modelimiz şuraya da dikip tamamlanmış oluyor. Umarım çok faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Umarım çok beğendiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum e, Hepinizi çok seviyorum görüşmek dileğiyle bir başka videomuzda abone olursanız çok sevinirim abonelerimiz ücretsizdir arkadaşlar abone olabilirsiniz diğer videolarımdan da haberdar olmak için e, tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın